Evet arkadaşlar, şimdi de sizlere yeni aldığım ses kartı Focusrite Scarlett 2i2 tanıtımını yapmaya çalışacağım daha doğrusu. İlk defa böyle bir video çekiyorum ama Türkçe dilinde de YouTube'da bu gibi şeyleri arayan kişilere faydalı olması için bu tanıtımı yapmaya karar aldım. Şimdi uzun lafın kısası size ses kartını tanıtmaya çalışayım. Bugün geldi bana da ve büyük bir merakla bekliyordum zaten. İşte size bahsettiğim Focusrite'ın Scarlett ses kartını sizlere gösteriyorum. Kutusu böyle bir şey. Şimdi bir de ses kartını bir açalım. İçinde ne varmış? İçinde aslında bunun garantisi. Ondan sonra ses kartımız şöyle alalım. Evet, çok güzel bir rengi var arkadaşlar. Kırmızı, çok da severim. Evet, gördüğünüz gibi kırmızı bir renk. Evet, metal bir kasası var. Focusrite. Şimdi gelelim diğer göstergelerine. Gördüğünüz gibi çift kanallı bir ses kartımız var arkadaşlar. Burada da kanalların ses ayarlarını kayıt yaparken ayarlayabilmek için. Ayrıca de şurada göstereyim. Şurada küçük bir switch var. Line ve instrument olarak geçiyor. Bunu gitar kaydederken veya saz veya keman veya herhangi bir şey enstrümente koyuyorsunuz. Mikrofon kanalı derken de line veya bir gitarı mikrofonla çekebilirsiniz. Yine line kanalla çekme şeyini, seçimini veriyor. Ondan sonra burada bir kulaklık girişimiz var. Gördüğünüz gibi. Bir kulaklık girişimiz var. Kulaklığın sesini ayarlayabilmek için bir küçük düğmemiz var. Bu monitörleri eklediğimiz zaman sesi açıp kapamak için 48 volt şey var. Phantom Power kapatması düğmesi yani. Aşağıda direct monitor seçeneği var. Bu da ne işe yarıyor arkadaşlar? Sesin daha az latency ile kulağımıza gelmesi, yani ses gecikmesini azaltan bir aparat. Ve böylelikle ses gecikmesini önleyebiliyoruz. Bundan sonra ses kartı çalışırken etrafında ışık yanıyor. Daha sonra size onu da göstereceğim. Hatta ses kartını test edeceğiz beraber. Ses kartı bundan ibaret arkadaşlar. İki tane kanal var. Mikser kablo ve TRS kablo da ekleyebiliyorsunuz. Kayıt değişikliğine göre instrument veya line giriş seçimi var. Burada monitör ses aç kapa, kulaklık ses aç kapa, Phantom Power 48 volt ve kulaklık girişi jack olarak. Gelelim arka tarafına. Arka tarafında da left right olarak jack çıkışlarımız var. Monitörleri bağlayabilmek için ve bilgisayara USB girişi. Ses kartı bundan ibaret. Merhaba arkadaşlar. Size dediğim gibi ses kartında bir test yapacaktım zaten. Tabii buradan siz de ses kartının nasıl bir ses aldığını daha iyi anlayacaksınız. 1-2-3 test, son ki 3 test. Gesi bağlarında dolanıyorum, yitirdim yârimi. Aman aranıyorum. Gördüğünüz gibi çok natürel bir ses ve sesi çok temiz alıyor. Yani ses kartını ben beğendim. Fiyat da çok uygun, yani birçok kişi bence bu fiyata bu ses kartını alabilir. Fiyatı 130 euro civarı. Tabii ki benim eskiden kullandığım ses kartım Native Instrument Audio 6'ti ama bozuldu ne yazık ki.
ve yenisini aldım. Aldım derken bir arkadaşımın hediyesi oldu bana. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Renan kardeşimin hediyesi oldu. Gerçekten bu hediyeyle çok da sevindirdi beni açıkçası. Dediğim gibi arkadaşlar, ses kartı açılımı zaten beraber yaptık. Kutuda nelerin olduğunu gördünüz. Tabii ses kartıyla beraber bir de USB kablo gönderiyorlar. Onu deminki videoda göstermemiştim. Şu an ses kartım takılı. 48 volt olan Phantom Power düğmesi basık. Çünkü bir kondenser mikrofon kullanıyorum. Ve gayet duyduğunuz gibi sesi temiz ve net alıyor. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Fatih Hacıoğlu YouTube sayfamı da izlerseniz orada yaptığım coverleri görebilirsiniz. Bunu da Türkçe dilinde faydalı olması için Türkçe dilinde bir Focusrite ses kartının tanıtımını yapayım dedim. Sefte yapıyorum. Ama bence böyle faydalı şeyler yapılmalı. Çünkü insanlar YouTube'da olsun veya başka sitelerde olsun böyle şeylerin araştırmasını yapmayı seviyorlar. O yüzden ben de bu araştırmaya bir katkım olmasını istedim. Hepinize teşekkür ederim. Beni deliler gibi sağ.